Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Karşıyaka'dan sesleniyoruz. Cam Mozaik bizim atölyeye konuk olduk. Ve yanımızda Ayşen Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ayşe Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayşe Hanım, ben burada yapmış olduğunuz işlerden, faaliyetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Ayşe Hanım kimdir ve sanatla tanışmanız, mozaikle tanışmanız nasıl oldu? Mozaik'le tanışmam üniversite sonrası oldu. İstanbul İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra İzmir'e döndüm. Daha sonra bu o meyanda eniştemde burada bir hobi olarak mozaik atölyesi açmıştım. Evet. Onun yanına öyle merakla gele gide hobi olarak başladığım mozaiği işe çevirdim. Evet, yani burada aslında eniştenizle beraber sır sırt omuz omuz öğrenmiş bir mücadele var. Aynen. Diyebiliriz. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Kendilerine selam destekleri, emekleri çok büyüktür diyelim. Aslında sektördeki bir açıklığı da giderdiniz İzmir'de. Evet, İzmir'de özellikle kurulan ilk mozaik atölyesi diyebiliriz bizim için. Evet. Bizden sonra yetiştirdiğimiz öğrenciler de kendi atölyelerini açtı. Onlara da destek oluyoruz her türlü. Evet, biraz buraya tanıdım. 2005 yılında bu yola çıktık. 2005 başladık. Yılında, neler yapıyoruz burada? 2005 yılında eniştem çıktı. Ben daha sonra 2006-2007 yılında katıldım kendisine. Şu an burada kurs veriyoruz haftanın 3 günü. Salı, çarşamba, perşembe 3 ayrı grubumuz var. Ev hanımlarına, bayanlara yönelik kursumuz var. Evet, aslında 7'den 70'e her yani 7'den 70'e evet çalışmayan. Çünkü hafta içi olduğu için kursumuz. Evet. Ya da çalışsa da o gün izin alabilen, hafta arası bir gün izni kullanabilen herkese kapımız açık. Yani insanların aslında hayatlarına da bir dokunuş yapıyorsunuz burada. Evet, yani onlar da burada huzurlu bir ortamda kafalarını dağıtıyorlar. Evet, onların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur. Yani olumlu tepkiler burada bir özellikle. Aile gibi olduğumuz için tabii ki birlikte yani hepimizin mutluluğu önemli. Evet. Bütün kursiyerlerimiz, yani gelen kursiyerlerimiz çok eski, 10 yıllık kursiyerlerimiz var. Hani bir ay gelip bırakan pek kişi olmadı şu ana kadar. Gelen o yıl kalıyor. Evet, öyle gidiyoruz. Biraz sevmek, inanmak gerekiyor ve sabır isteyen bir iş. Tabii çok sabır istiyor. Yani parçadan bütüne böyle sabır dolu bir yolculuk. Evet. Aslında çünkü insanlarda şu da olabiliyor. Yani ben yapabilir miyim, acaba olur mu gibi. Yani tabii hani bunları korkuyla, kırmak gerekiyor. Böyle öyle bir korkuyla gelen oluyor tabii ki ama buradaki ortam ve cama dokunduktan sonra o korkularını herkes gideriyor. Ben çok vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Teşekkürler, çok, çok sağ olun. Saygılar. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Karşıyaka'dan seslendik. Cam Mozaik bizim atölyeye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar, sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.